Söz verdik, gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimizde 108 kilometre olan asbest boru hattını yeni nesil polietilen borularla değiştirmeye başlayarak daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu hizmeti sunabilmek için bugüne kadar 45 bin metre hat değişim çalışması gerçekleştirdik. 2021-2022 yılları programı kapsamında şehrimizde Bahçeli Mahallesi 3725. sokak üzerinden başlayacak olan çalışma, Ervah Kabristanlığı Şehitlik yanından Kanlı Pelit'e, oradan Kurtuluş Caddesi boyunca devam edip Kurtuluş Kavşağı'ndan 40 metrelik yola bağlanacak. Atatürk Bulvarı boyunca devam edecek çalışma. Saatçioğlu Camii'nin yanından İkinci Kılıçarslan Hamamı'na kadar ilerleyip Uluırmak kenarından Saliha Camii yanındaki yol boyunca devam edip Küçük Böcek Köprüsü'nün yanından Büyük Böcek Caddesi'ne bağlanacak. Büyük Böcek Caddesi üzerinde Eskicioğlu Camii, İsmail Ağa Camii, Cumartesi Pazarı Kavşağı, Fatih Camii yanından Büyük Böcek Caddesi boyunca devam edip Cumhuriyet Bulvarı ile Sanayi Kavşağı'nın kesiştiği yerden E90 Bulvarı'na bağlanacak ve Yenisen Koleji önünde son bulacaktır. Bu bölgede yapılacak olan hat yenileme çalışması neticesinde 5447 metre ile toplam yapılacak olan polietilen boru şebekesi kapsamında 12648 metre çalışma yapılacaktır. Ervah Kabristanlığı yanı Şehitlik Karşısı Bahçeli Mahallesi 3723. sokak üzerinden başlayacak olan çalışma 3723. sokak Kurtuluş Mahallesi 3875. sokak Kurtuluş Mahallesi 3874. sokak Kurtuluş Mahallesi 3874. sokak Laleli Mahallesi 4573. sokak boyunca devam edecek. 4573. sokak boyunca devam edecek. Yine Laleli Mahallesi 4562. sokak ile 4536. sokağın kesişiminde son bulacaktır. Bu bölgede yapılacak olan hat yenileme çalışması neticesinde 2217 metre ile toplam yapılacak olan polietilen boru şebekesi kapsamında 5884 metre çalışma yapılacaktır. Eski Perşembe Pazarı karşısı Atatürk Bulvarı ile Paşacık Mahallesi 1611. sokak üzerindeki petrolün yanından başlayacak olan çalışma, Dört Yol Camii'nin kenarından devam edip Atatürk Lisesi kavşağından Alparslan Türkeş Bulvarı'na bağlanacaktır. Atatürk Lisesi karşısı 5500. sokaktan yol boyunca devam edecek çalışma, Yeni Perşembe Pazarı yanındaki yola bağlanacak ve 5512. sokağa bağlanıp oradan Çukurova Camii'nin önüne kadar Paşacık Caddesi'nden devam eden çalışma, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan karşıya geçerek 1678. sokağa bağlanacak
İnce Cami kenarından devam edip Selçuk Bulvarı'ndan karşıya geçecek, 1614. sokaktan devam eden çalışma 53. sokak ve 1631. sokaktan 1601. sokağa bağlanıp Süslü Cami yanındaki yol ile Atatürk Bulvarı 40 metrelik yol kesişiminde sona erecektir. Bu bölgede yapılacak olan hat yenileme çalışması neticesinde 4381 metre ve 2100 metre yağmur suyu şebekesi ile toplam yapılacak olan polietilen boru şebekesi kapsamında 5270 metre çalışma yapılacaktır. E90 karayolu yanındaki terminal yolu ile Hacılar Harmanı Mahallesi 5706. sokak üzerinden başlayacak olan çalışma, Mevlana Camii geçtikten sonra Hacılar Harmanı Mahallesi 51. cadde kesişiminde sona erecektir. Bu bölgede yapılacak olan hat yenileme çalışması neticesinde 677 metre ile toplam yapılacak olan polietilen boru şebekesi kapsamında 789 metre çalışma yapılacaktır. 40 metrelik yol üzerinde Ala Camii'nin karşısındaki Büyük Kergi Caddesi, Ereğli Kapı Mahallesi 1427. sokak üzerinden başlayacak olan çalışma 1427. sokak boyunca devam edip Selçuk Bulvarı kesişiminden Büyük Kergi Caddesi boyunca devam ederek Ulıırmak Uygulama Oteli önünden Şehit Ali Er Anadolu Lisesi'nin olduğu Ziraat Caddesi'ne dönerek Nur Camii ile Şehit Ali Er Anadolu Lisesi'nin kesiştiği yolda son bulacaktır. Yine 40 metrelik yol ile Migros ilerisindeki Küçük Kergi Caddesi üzerinden başlayacak olan çalışma, Selçuk İlkokulu'na kadar devam edip Selçuk Bulvarı kesişiminde sona erecektir. Selçuk Bulvarı ile Ziraat Caddesi kesişiminde başlayacak olan çalışma, itfaiye binasının yanından Fatih Mahallesi 4123. sokağa bağlanacak. Çalışma sokak boyunca devam edip Bediüzzaman Caddesi kesişiminde sona erecektir. Tapduk Emre Ortaokulu önünden başlayacak olan çalışma Selçuk Bulvarı kesişiminde sona erecektir. Bu bölgede yapılacak olan hat yenileme çalışması neticesinde 3882 metre ile toplam yapılacak olan polietilen boru şebekesi kapsamında 4660 metre çalışma yapılacaktır. Alparslan Türkeş Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 10. Bulvar üzerinden başlayacak olan çalışma 5331. sokak ile Ziraat Caddesi kesişiminde sona erecektir. Yine Alparslan Türkeş Bulvarı ile 4200. sokak kesişiminden başlayacak olan çalışma 4200. sokak boyunca devam edip Somuncu Baba Anadolu Lisesi yanında son bulacaktır. Bu bölgede yapılacak olan hat yenileme çalışması neticesinde 658 metre ile toplam yapılacak olan polietilen boru şebekesi kapsamında 1131 metre çalışma yapılacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4162. sokak ve Alparslan Türkeş Bulvarı kesişimindeki yol üzerinden başlayacak olan çalışma, Alparslan Türkeş Bulvarı boyunca devam edip Trafik Eğitim Parkuru yanındaki 61. cadde ile 4269. sokak kesişiminde son bulacaktır. 61. cadde ile Alparslan Türkeş Bulvarı kesişiminden başlayacak olan çalışma 4164. sokaktan 4161. sokağa bağlanacak. 4153. sokak boyunca devam edip
Siteler Camii yanından geçerek İno Hastanesi ve Üniversite Ek Bina karşısında sokak kesişiminde sona erecektir. Bu bölgede yapılacak olan hat yenileme çalışması neticesinde 1794 metre ile toplam yapılacak olan polietilen boru şebekesi kapsamında 2132 metre çalışma yapılacaktır. Atatürk Bulvarı ile Kılıçarslan Mahallesi 1312. sokak üzerinden başlayacak olan çalışma 1312. sokaktan 78. caddeye bağlanacak, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu yanından geçip Kurtuluş Caddesi kesişiminde sona erecektir. 78. cadde ile 1350. sokak kesişiminden başlayacak olan çalışma 1350. sokak boyunca devam edip Saadet Güney İmam Hatip Ortaokulu önünden geçerek Kavurmacı Sokağı bağlanacak, Kavurmacı Sokak boyunca devam edecektir. Yine Kavurmacı Sokak boyunca devam eden çalışma 3844. sokağa bağlanacak, oradan 3848. sokağa dönerek Tarım İl Müdürlüğü yanındaki 3846. sokak ile Latif Emekli Caddesi kesişiminde son bulacaktır. Kurtuluş Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinden başlayacak olan çalışma Şeyh Şamil Caddesi boyunca devam edip 3829. sokağa bağlanacak ve 3844. sokak kesişiminde sona erecektir. Kurtuluş Mahallesi Laleli Yeşil Cami arkasındaki 3840. sokaktan başlayacak olan çalışma Latif Emekli Caddesi kesişiminden Şeyh Şamil Caddesi'ne geçerek ilerleyip son bulacaktır. Kurtuluş Caddesi Kanlı Pilet kesişiminde 3700. sokak üzerinden başlayacak olan çalışma 3700. sokak boyunca devam edip 3716. sokağa bağlanacak, oradan Selçuk Bulvarı kesişiminden karşıya geçip 3802. sokağa bağlanacak, Kurtuluş Mahallesi 3802. sokak ile Kavurmacı Sokak kesişiminde sona erecektir. Kurtuluş Mahallesi 3802. sokak ile 3805. sokak kesişiminden başlayacak olan çalışma 3805. sokak boyunca devam edip 4019. sokağa bağlanacak, sonrasında 4019. sokak ile Kavurmacı Sokak kesişiminden karşıya geçerek 4004. sokak boyunca devam edecek ve İnova Hastanesi arkası Gazi Paşa İlkokulu önünde sona erecektir. Bu bölgede yapılacak olan hat yenileme çalışması neticesinde 6132 metre ile toplam yapılacak olan polietilen boru şebekesi kapsamında 8047 metre çalışma yapılacaktır. Nore City ve Selçuklu Park arasındaki Bediüzzaman Caddesi'nden başlayacak olan çalışma, Meslek Lisesi karşısından Salı Pazarı yoluna dönecek, Değirmencilerin önünden geçerek 1312. sokak ile 1350. sokak kesişiminde sona erecektir. Meslek Lisesi ile Polis Merkezi yanındaki yoldan başlayacak çalışma, Ziraat Caddesi boyunca devam edip Meslek Lisesi arkasındaki Özkanlı Camii yanında son bulacaktır. Polis Merkezi önünden başlayacak olan çalışma, Bediüzzaman Caddesi'nden 1346. sokağa bağlanacak ve 1350. sokak kesişiminde sona erecektir. 1346. sokak ile Bediüzzaman Caddesi kesişiminde başlayacak olan çalışma, Askerlik Şubesi yanından devam edip Selçuk Bulvarı'nı geçerek 4001. sokağa bağlanacak ve Kavurmacı Sokak kesişiminde son bulacaktır.
4001. Sokak ile Bediüzzaman Caddesi kesişiminden başlayacak olan çalışma, Bediüzzaman Caddesi boyunca ilerleyip 4153. sokağı da içine alarak İnova Hastanesi'nin yanından geçerek Pınar Camii karşısında 4145. sokağa bağlanacak ve Pazar Pazarı kavşağında son bulacaktır. Pınar Camii yanındaki 11. Bulvar kesişiminden başlayacak olan çalışma, Gazi Paşa Ortaokulu önünden geçerek 11. Bulvar boyunca devam edecek, Gençlik Merkezi ve Petrol'ün arkasındaki 4274. sokak ilerisinde Stadyum'un arkasında son bulacaktır. Stadyum kavşağındaki Petrol'ün karşısından başlayacak olan çalışma, 82. caddeye dönecek ve Hasan Baba Camii yanından devam ederek 4006. sokağa bağlanacaktır. 4006. sokak boyunca devam edecek çalışma, Pınar Camii kesişiminde sona erecektir. Bu bölgede yapılacak olan hat yenileme çalışması neticesinde 5129 metre ile toplam yapılacak olan polietilen boru şebekesi kapsamında 6626 metre çalışma yapılacaktır. 2021-2022 yılları programı kapsamında Aksaray Belediyesi yerleşim alanı mahalle sınırları içerisinde su şebekesi kapsamında 52 kilometre altyapı çalışması yapılacaktır. Şehrimize hayırlı olsun.